Arkadaşlar TÜF'e geldim. Az önce gösterdiğim videolardan şey yaptık. Şu anda kontrolleri yapılıyor aracın. Buradaki TÜF'ler evet, İstanbul'dakilere göre sakin. Termin usulü tabii çalışıyorlar. Korna şimdi korna kontrolü, fren kontrolü falan yapıyor. Hemen yanında da bir araba galerisi var. Çok... Arkadaş gergin. Araba galerisi videosu isteyenlere belki çekeriz ya. Yakınımda, hemen dibinde. İşte TÜV fiyatına gelince 110 euro. 110 euro. Euro'yu diyemiyorum tam. Allah'ım ya. Başladı bakalım. Burası böyle. TÜV. Almanya'da. Bodensee-Strasse. TÜV'deyim şu anda. Amca inşallah perte çıkartmaz arabayı. Bir şeyler yapıyor çünkü. Garip garip hareketler yapıyor. Bilerek yapıyor da olabilir. Hayırlısıyla. İnşallah TÜF'ten geçer. Neyse. Şu anda 110 dedik buranın. Randevu usulü internetten randevu alınarak geliniyor. Ama randevu almadan da gelinebiliyor. Yani sırada fazla insan yoksa şey yapıyorlar bence. Çünkü randevunuz var mı yok mu diye sordu. Olmayanları da aldı içeri. Bu şekilde. Biraz da içeriden manzara göstereyim size. Böyle. Amca benim arabayı kurcaladıkça kurcaladı. İnşallah bir şey bulmaz. Hadi bakalım. 2016 model araba abicim ya. Yok bir sıkıntısı. Ver TÜV'ünü, ver belgemi. 2 sene rahat edelim. Buna bak. Arkadaşlar TÜV kontrolü bitti. TÜV kontrolü bitti. Az önce amcaya biraz kusura bakmasın şey yaptık. Suçlamalı konuştuk. Çok kontrol ediyorsun filan dedim ama yani kontrolden hızlıca geçti aslında. Bayağı seri yaptı. İşte kontrol kağıdını verdi. 2 yıl sonra görüşürüz dedi. Alles gut dedi. Vallahi sevindim ben de böyle bir şöyle bir belge. Şöyle hızlıca göstereyim. Çok fazla detayına göstermeden. Böyle mavili mavili güzel. 2 yıl sonra ne zaman? Herhalde 2021 yılının Temmuz ayına kadar arabanın TÜV'ü var. Kafamda olan şu, bu arabayı ben en az 5-6 yıl kullanmayı düşünüyorum en az. O yüzden bir TÜV, iki TÜV daha yaparım ben buna. Bakımını filan aksatmadıkça bir sıkıntı olacağını sanmam TÜV'te. Tabi bu arabalar önemli. Yani frendir, balatadır. İşte en önemli parçalar bunlar. İşte ne bileyim bu motorla alakalı parçalar. Her şeyini, bakımını, osunu busunu yaptırmak lazım. Ki TÜV'te sorun olmasın. Ayrıca bir de alt bölüm önemli. Paslı falan olursa TÜV'ten geçemiyormuş diye duydum. Alt çok paslı değil de delik olursa, daha doğrusu paslı olursa geçiyor. Delik olursa geçemiyor. O yüzden dikkat edin.
araba paslanır maslanırsa koruyucu spreyler falan var. Onlardan alıp sıkmak lazım. Ya da en azından yağmurlu havalarda falan ya, biraz daha korumak lazım arabayı. Yağmurlu havada nasıl koruyacaksın bilmiyorum da. Öyle bir şey yok tabii. Arabayı korumak lazım. Olabildiğince koruyucu spreyler falan, havalar iyiyken şey yapmak lazım ki ondan sonra başınıza iş açmasın. Kaç dakika sürdü TÜV derseniz, arabanın TÜV muayenesi yarım saat falan sürüyor arkadaşlar, muayene başladıktan sonra. 15 dakika, aynı Türkiye'deki gibi, hiçbir farkı yok neredeyse. Hiçbir farkı yok yani. Türkiye'de neyse Almanya'da o. Belki biraz daha böyle detaylı inceliyor olabilirler burada. Arabaları biraz daha alt bölümünü falan belki detaylı inceliyor olabilirler. Türkiye'de ben hiç geçemediğim oldu mu? Olmadı. Burada da işte ilk defa yaptırdım. Çok şükür bununla da geçtik. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere, hoşça kalın. TÜV muayenesi. Her Almanya'daki arabanın korkulu rüyası. Birazdan ondan bahsedeceğiz. Şuradan bir sağ yap. Arkadaşlar, aracı TÜV'e götürdüm. Getiriyorum şu anda, gidiyorum eve, geri dönüyorum. Çok yakınımda evin, yaklaşık 15 dakika sürme mesafesinde muayene bir istasyonu var. Güzel bir tutacak değil ya. Yani arabada bir sıkıntı yoksa, şeyse, araba bakımlıysa bir sıkıntı olacağını sanmıyorum dediğim gibi bu muayenelerde. 110 euro tutuyor. Biraz yani fiyat yüksek gibi geldi bana, bilemedim ya. Türkiye'de ne kadar TÜV muayenesi? Herhalde 600 euro değil, o hesaptan gitmiyoruz. Ama 200-300 vardır tahminim. 200-300 Türk lirası vardır. Şey konusunda pahalı geldi. Benim önceki araba benzinliydi ve TÜV'ünü yeni yaptırmıştı bana satan kadın. TÜV'ünü yeni yaptırmıştı. 70 küsür euroya yaptırmıştı. Acaba benzinliyle dizel arabanın, işte arabanın büyüklüğünün bir farkı mı oluyor muayenede? O nedenle mi acaba? Bilemiyorum arkadaşlar. Şimdi benim bu gelene yol vermem lazım. Ne tarafta arabalar park etmişse onun yol vermesi gerekiyor. O tarafı. Neyse, sonuç söylüyorum. Sonuç zaten az önce söyledim. Sonuç güzel. Sınırı 30 şurada. Minnacık. 1 kilometre. Din 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 gidiyorum. Arkamdaki bekleyecek mecbur. Türkiye'de olsa herhalde kornayı basmıştı. Sonuç başarılı. 2 sene sonra görüşürüz dedi. Teşekkürler dedim, çıktım. Adam bir geldi arabayı çekti. Gerisi geriye. Aldığı yere çekti arabayı.
Normalde Türkiye'de önden teslim ederler. Acaba dedim bir şey mi oldu? Allah'ım dedim ya. Kesin bir şey çıktı arabadan. Getirdiler de bir baktım gülüyor adamın yüzü. 2 sene sonra görüşürüz Sivas Bayyarı. Şüphete normal falan dedi. Aa okey. Danke schön dedim aldım. Bu şekilde arkadaşlar. Tüm macerası da burada. Bakın tarlalardan uçsuz bucaksız tarlaların içinden gidiyoruz. Bizim ev birazcık şehir dışında ama gayet çıtı pıtı bir semt. Rahat. Münih merkeze yakın sayılır. 18 kilometre. Bık bık edip duruyor bu da ya. Kapatıyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.